Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası Hürriyet Sağlık Sen ve Türk Sağlık Sen üyeleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik önünde bir basın açıklaması yaptı. Hürriyet Sağlık Sen Bandırma temsilcisi Mehmet Ali Vazvaz açıklamasında 23 Ekim'de Ankara TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılar için acil şifalar diledi. Vazvaz saldırıyı gerçekleştirenleri ve arkasında olanları lanetledi. Vazvaz basın açıklamasında yeni doğan yoğun bakım cinayet şebekesi olarak adlandırdığı bir soruna da dikkat çekti. Özel hastanelerde bebek ölümleri üzerinden rant elde eden vicdansız kişilere ve onlara göz yuman yetkililere sert eleştirilerde bulundu. Sağlık emekçileri olarak etik değerlerine ve insan haklarına bağlıyız. Yıllardır sağlıkta dönüşüm ölüm demektir diyoruz şeklinde konuşan Vazvaz, yaşananların sağlıkta dönüşüm politikalarının bir sonucu olduğunu vurguladı. Dün öğleden sonra 15-30 saatlerinde Ankara'da TUSAŞ'a haince ve kalleşçe yapılan terör saldırısı sonucunda şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Bu saldırıyı yapanları, yaptıranları lanetliyoruz. İşte tam da burada lanetlememiz bitmiyor. Bir lanette adını yeni doğan yoğun bakım cinayet şebekesi koyduğumuz özel hastane bebek yoğun bakımlardaki ölümlerin faillerini rant elde etmek için insafsızca, vicdansızca masumları katleden, gözlerini para bürümüş, insanlıktan nasibini almamış mahlukları, bunlara destek olan, göz yuman, kol kanat geren diğer mahlukları da lanetliyoruz. İnsanoğlunun doğumundan hayatta son nefesini verene kadar geçen zaman diliminde yaşama hakkını koruyan, aynı zamanda gözeten, ruhunda insan sevgisini ve merhametini barındıran kutsal tababet mesleğinin icrası ve ifası esnasında tıbbi deontolojiye, etik ve kültürel değerlere sahip, anayasal hak ve sorumluluklara, insan haklarına, adalete ve hukukun üstünlüğü ilkesine inanan sağlık emekçileri olarak sağlıkta dönüşüm ölüm demektir diye yıllardır söylüyoruz. Yaşanan olay sağlıkta dönüşümün bir sonucu olup bu dönüşüm ile piyasal aşar sağlık sistemlerinin de çürüdüğünün göstergesidir. Burada sadece sistemin çürümediğini, insanın da ne denli çürüdüğünü gördük. Paranın girdiği her şey bozulur ama sağlık daha fazla bozulur. Annenize, eşinize ya da kardeşlerinize kanser teşhisi konulmuş, tetkiklerin ve müdahalelerin hızlı yapılması hayata önem taşıyor. Devlet hastaneleri bu gibi hızlı müdahale gerektiren hastalıklar konusunda sağlığın özelleştirilmesi sonucu ihtiyacı hızlı yanıt verecek durumdan çıkarıldığı için insanlar bir yolunu bulup özel hastaneye gitmeye koşullandırılıyorlar. Çürümenin ilk ayağı da buradan başlıyor. Özel hastanelere gidemeyen, buna imkanı olmayanlar, devlet hastanesinin işlemlerini hızlandırmak için parti, sendika ya da çalışan bir tanıdıktan yardım istemek zorunda bırakılıyor. Yani dayısı olanın sorunu çözümleniyor, olmayan da bebek cinayet şebekesine yem oluyor. Bu da çürümenin ikinci ayağını oluşturuyor. 2022 sağlık istatistik yıllığına göre yeni doğan bakım yatak sayısında özel hastaneler birinci sırada. Toplam yoğun bakım yatak sayısının bir buçuğundan fazlası şu anda özel hastanelerin tek elinde, yani ellerinde. Olaya bu açıdan bakıldığında şebeke için sağlam bir rant kapısı da oluşturulmuş durumda. Yani vatandaşlar iktidar tarafından 22 yıldır uygulanan özelleştirme politikalarıyla aslında yeni doğan çetesinin kucağına itiliyor. Bu da çürümenin üçüncü ayı olarak karşımıza çıkmakta. Biz sağlık meslek mensubu sendikalar olarak bugün yaşadığımız kentte ve bu ülkede hem sağlık hizmeti alan hem sağlık hizmeti veren taraftayız. En az sizler kadar bu gözünü para bürümüş canilerin kendilerine sağlıkçı diyenlerin meslektaşı olmaktan utandığımızı, lanetlediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Sizlere beraber yaşadığımız, aynı havayı soluduğumuz, aynı suyu içtiğimiz yurttaşlarımıza, sağlık emekçilerine depremde, Covid salgınında daha nice felakette güvendiniz. Güvenmeye devam edin. Bizce
insanı ticari meta olarak gören sistemin boşluğundan nemalanan bu şeref yoksunu, insanımsı varlıkların en ağır cezayı almalarını sizler kadar istiyoruz. Bu sebeptendir ki hükümetin sağlık politikasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle sağlık kuruluşlarında hasta ve yakınları ile karşı karşıya gelinen ve çoğunlukla sağlık çalışanına şiddete dönüşen, hatta ölümlere sebep olan böyle bir ortamda bu cinayet şebekesine olan öfkenin sağlık çalışanlarına yönelmesi, bunların önüne geçilmesinin tek yolu sistemin değişmesiyle mümkündür. Bunun için yapılması gerekenler. Korumak devletin anayasal görevidir. Sağlık hizmeti devletin vatandaşına parayla sattığı hizmet olmamalıdır. Hasta müşteri hastane ticarethane değildir. Birinci basamak sağlık hizmeti ve seks zinciri derhal hayata geçirilmelidir. İkinci ve üçüncü basamak hastanelere gidiş mutlaka alanında uzman hekimin kontrolü ve seks zinciri ile olmalıdır. Özel hastaneler sıkı denetime tabi tutulmalı, insan sağlığı üzerinden kar elde edecek uygulamalar asla yapılmamalıdır. Sağlıkta dönüşüm politikalarına derhal son verilmelidir. Herkese eşit, ücretsiz ulaşılabilir bir sağlık hizmeti için doğru teşhisle doğru tedavi şarttır. Beni Türk hekimlerine emanet edin diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk.